hayırlı cumalar diliyoruz. Yine bir cuma günü, yine bir Cenk Akyoldaş sevgili değerli ekonomist sizlerle bütün bir haftayı şöyle bir hızlıca toparlama cüretini göstereceğiz. Cüret diyorum çünkü zaten sürekli gelişmelerin olduğu değil mi? Sürekli. Sıcacık haftalardan, aylardan, yıllardan geçiyoruz Cenk. Vallahi sürekli bir devinim içinde değil mi? Her taraf yani. Ya bir dinlendiğiniz beklentiler... falan bir şey yok. Yok ya. Gözler yok. Bir yerde, dikkatler bir yerde falan. Nedir bu hafta? Şöyle ben sana biraz bırakayım. Baktığım zaman bu hafta tabii ki ana tema dünyada Amerika'dan gelecek olan enflasyon verileriydi. Geçtiğimiz haftanın teması istihdam piyasasıydı. Bu haftanın teması enflasyon temalı bir haftaydaydık. Çarşamba günü TÜFE'yi gördük, Perşembe günü ÜFE'yi gördük. İki tarafta da beklentilerden iyi rakamlar geldi. İkisinde de arkasında yatan temel senaryoya baktığımız zaman çarşamba günü piyasaları bir an için sevindendi. Sonra peşinden bir satış getirten manşet tarafı 5.2 bekleniyordu Amerika'da. 5 geldi. 6'dan 5'e düştü. Aa çok iyi düştük. Beklentilerden iyi rakam var dedik. Sonra döndük manşet tarafa baktık. Çekirdek tarafa baktık. Çekirdek taraf beklentiyi gibi aşağı yönlü bir revizyon yok. Ana kırılımına bakıldığı zaman aa dedi ki enerji tarafı burayı oldukça pozitif desteklemiş. %6,5'luk bir negatif etkisi var. Yani aşağı doğru çekmiş enflasyonu. Pozitif etkisi olmuş yani söyledim. Negatif etkisi olsa üzerine katardım. Evet. Gıda enflasyonu tarafının hala sıkıntılı olduğunu gördük. Şimdi geçtiğimiz ayın temasına baktığımızda yani bu içerikte enerji tarafından alınan destek ama Nisan ayına geldiğimiz zaman o ortadan kalkmış oldu. Çünkü Nisan başında OPEC'in almış olduğu kararla birlikte enerji fiyatlarına bir sıçramayla biz bu aya başladık. Orada bir kazanım vardı. Acaba enflasyondaki kazanımlar biz Mayıs başına geldiğimiz zaman Mayıs ayındaki gelecek Nisan ayı enflasyonunda bu iyimserli tabloyla karşı karşıya kalamayız mı endişesi ortaya çıkmış oldu. Senin kanaatin ne orada? Tabii ki kaçınılmaz şekilde bir pozitif etkisi olacak yani yukarı doğru düşüş bir beklentilerden iyi gelen rakamdan yukarı doğru tekrardan evrilmesi ihtimali var. O nedenle dünden beri baktığımız zaman dün ÜFE tarafında da iyi bir rakamla karşı karşıya kaldık. Beklentilerden düşük rakamların geldiğini görmüştük. Bu da piyasa yine sevindiren bir faktör oldu. Ama dönüp bakıyoruz tahvil tarafı. Amerika'da buna tepki vermiyor. Normal koşullar tahvil faizinin aşağı doğru geliyor olması lazım bu gelişmelerden sonra. En azından şahinleşen bir FED'den bahsetmiyoruz demek olacak. Yumuşaması beklenebilir. Eli kolaylaşır artık faiz arttırmanın sonuna geliyoruz beklentisi olabilir. Ama öte yandan da emtia tarafından gelen bir risk var. Gıda tarafı hala risk. Geçtiğimiz ayki enflasyon %8,5 katkısı olmuş. 5'lik enflasyon var. Gıda tarafı aylık orası %8,5'te kalmış. Ciddi bir fark. Bunun yansıması bir. İki, dönüp bakıyoruz yine enerji tarafları kuvvetli gitmeye devam ediyor. Bu ikisi birleşince de acaba Fed'in Haziran'da da bir faiz arttırma gitme ihtimali gündeme gelebilir mi? Çünkü Mayıs ayında göreceğimiz rakamlar bizi endişeye sevk edebilecek boyuta çıkabilir. Anladım. Yani bir faiz indirim, bir faiz artırımına kesin gözüyle bakılıyordu. Ama diyorsun ki Haziran'da da inmeye başlayabilir. Evet. Öyle, Haziran'dan sonraki süreçte bir inme ihtimalinin gündemde olduğunu görüyorduk. Tam tersi. Belki bir artırım daha gidebilir mi? Enflasyonu sıkıştıracak galiba değil mi ABD'yi? Nasıl görüyorsun Cenk? Yani bu kaçınılmaz. Yapışkanlık, katılık nasıl derseniz kimi işte katılık diyoruz, kimisi yapışkanlık diyor. Bunu nasıl değerlendireceğimize bağlı olarak burada bir resistance mevcut. Bundan kaçış yani direnç mevcut. Bundan kaçış yok. Bir süre daha burada kazanımları korumak adına FED üyelerinden gelen açıklamalar 5'in üzerine bir faizin oturması gerektiğini belirtiyorlar. Bu da işte tahvil piyasasında faizin aşağı gitmesinin durdurmuş vaziyette. İşte geçtiğimiz 2 hafta önce biz 3.30'ları görürken şu anda 10 yıllık tahvil için konuşuyorum. Hatta 3.28'leri görüyorduk geçtiğimiz hafta içinde. Bu hafta biz 3.45-3.50 bandına doğru yakınsamaya başladık. Bu da pek hoş bir manzara değil. Bir negatif uyumsuzluk da başladı. Nerede negatif uyumsuzluk başladı dersen, DXY yani dolar endeksi, doların 6 para birimine karşı olan değer kaybı var. Bu hafta gelen verilerle birlikte son bir yılın, belki hatta özellikle de
Ukrayna-Rusya savaşı sonrasındaki en düşük değerler yakınsadığını görüyoruz. Ocak ayında bir kez daha bu seviyeyi test etmiştik. 100.8 seviyesi. Şu anda da 100.8'e geldik. Bu bölgenin aşağısına gidecek mi, gitmeyecek mi? Bu merakla beklenen bir olgu. Birincisi. İkincisi, DXY'daki bu aşağı doğru 102'lerden biz buraya kadar geldik. Ama tahvil piyasası normalde bu aşağı gelirken tahvil piyasasında aşağı geliyor olması lazımdı. Ama faizlerin gelmedi, o yukarıda kalmaya devam etti. Burada bir negatif uyumsuzluk var. Bakalım kim galip gelecek, kim haklı çıkacak? Faizler 3.50 sınırını aşacak mı, aşmayacak mı? Bence önümüzdeki haftanın ana konusu da bu olacak. Senin beklentin ne, kanaatin ne? Normal koşullarda 3.50'yi aşmaması gereken, o bölgeye geldiği andan Amerika'da tahvil piyasasında bir alım gelmesi lazım. Hı hı. Ama bu hafta başında yapılan tahvil ihalelerinde de katılımın zayıf olduğunu da gördük. Biliyorsun Amerika tarafında birazcık da mevcut bu borç tamamı limiti hikayesi hala tamamen çözülmüş değil. Hı hı. Bu da bir risk unsuru olarak masada kalmaya devam ediyor. Bu da tahvil piyasasının rahatlamasının önündeki bir engellerden bir tanesi gibi gözüküyor. Orada bir rahatlama alınabilirse, o engel aşılırsa biraz daha hareket etme alanı doğacak. Bu da bizi biraz daha rahatlatacak bir sulara hareket etmemizi, sakin sulara geçmemizi sağlayacak. Evet, bu arada altın değil mi coşuyor? Biraz tabii. Altın tarafı özellikle çarşamba akşamı tabii FED tutanakları da açıklandı. FED tutanakları açıklandığı zaman üyeler tarafından yapılan görüşmelerde bankacılık krizine dem vuruldu. İşte kimi üyelerin faiz artırımı yapıp yapılmaması, hatta bu mevcut krizle birlikte bir kredi crunch dediğimiz kredi sıkılaştırma mekanizması ile beraber ileride bir resesyon oluşma ihtimalinin konuşulması gündeme gelmiş. Piyasa bunu duyunca altın tarafına biraz daha hücum etti. Resesyon ortamlarında altın daha güvenli liman konumundadır. O tarafa doğru bir akım geldi. O gelen akım çok kuvvetli bir akım değil. Hala 2000 doların üzerine tutunuyoruz. 2000 dolar, 2070 dolar arası bizim biraz patinaj alanımız. Şimdi geldik önemli bir, yani kolay kısım vardı, şimdi zor kısma geçtik. Zor kısım, neden zor kısım diyeceksin? Daha önce iki kez 2000 dolar üzerine iki tur denemiştik. Bu üçüncü denememiz bizim. Hı hı. Daha önceki iki denemede de 2070 dolar sınırına gitmiştik. Ondan şu an sonra, ne kadar? Şu anda 2020-2030 o bant içinde gidip geliyor. 2018'deydi en son sizden yayına başlamadan önce. Dün bir yeni tepe yaptı. Yani yeni tepe, yani son dönemden en yüksek değerini gördük. 2050 sınırına doğru gittik. Oradan tekrar bir realizasyon geldi. Hareket yukarı doğru gidememesinin sebebi. Normalde enflasyon verileri iyi geldi. Normalde altının 2070'i zorlaması, daha yukarılara gitmesi beklenirdi. Hı hı. Ama bunun arkasında yatan temel faktör, işte DXY'deki düşüşün sınırlı kalması. Belli bir, daha önce son 6 ayda gördüğü en düşük seviye ikinci kez gelip yataylaşmaya başlaması. Yeni dip oluşturmaması birinci faktör. Yeni zirveye gidememesinde. İkinci faktör de demin bahsettiğim gibi tahvil faizlerinin 3.28'lerden 3.44'lere, 3.45'lere gelip dayanması. Normal koşullarda bizim tekrardan 3.30'ları test ediyor olmamız lazım. En azından alt aşağı bölgede test ediyor olmamız lazımdı. Bu gerçekleşmiyor. Bu gerçekleşmediği için de altındaki harekette sınırlı kaldı ve bir realizasyon içine girmiş oldu. Ama piyasada farklı şeyler konuşuluyor biliyorsun. Yani altınla ilgili çok yüksek bir beklenti oluşmaya başladı. Ben geçen gün de sordum, evet, sana biliyorsun. Altınla ilgili ben böyle uçuk kaçık 3.000-5.000 dolarlı senaryoları şu an için... Karnım tok diyorsun. Yani şu an için ben... Yani, böyle bir ortam görmüyoruz. O öyle bir ortam görmüyor. Çünkü alternatifleri var. Yani belki kripto piyasaları daha da hareketli olabilir. Çünkü şimdi iki türlü yatırımcı var biliyorsun. Yani genç nesil ve konservatif kesim diyebileceğimiz, yani belli bir yaş sınırı. Gençlerin altını zaten kripto. Onlar o tarafta da hareket var. Bitcoin'de 30 bin doları geçti. Şimdi altın tarafına bakıyorsun, en düşük gördüğümüz seviye neresiydi? Bu son 6-7 ay içinde değerlendirdiğimiz zaman 1600'leri görmüştük, 1610'ları görmüştük. 1610'dan 2000'e geldik, kaç şey yapar? 400 dolar. 400 doları hesaplasak %25 ile %30 arasında bir seviye yapar. Hı hı. Bitcoin tarafına gidiyorsun, 15.500 görmüştü. Şimdi 31.000'de aynı periyod içinde %100 yaptı. Yani aradaki, evet, bu getiri farkından kaynaklı olarak gençler biraz daha ve el yatkınlıkları o tarafa daha... Meraklılar, daha, evet, risk almak. Ama çok da heyecanla bekliyorlar bunların zaten bir, değil mi? Bitcoin ile ilgili, kripto ile ilgili bir halving falan, hani beklenti süreçlerinin realize olduğunu görüyorlar onlar. O nedenle
altın eskisi gibi tek enstrüman olarak kalsaydı. Anladım. O zaman artık böyle rakibi var diyorsunuz. Rakibi o var. O da kripto tarafı. Kripto tarafı. O nedenle eski performansın, eski büyük dalgaların oluşmasının ben anladım. Daha zor oldu. Anladım. Ha, ya böyle 3000-5000'ler falan dolaşıyor. Ben sana sordum. Dedim hani niye bu kadar böyle ciddi ciddi kalaklı kulaklı birilerinden geliyor falan böyle haberler. Sen dedin ki hani bunun olur anca dedim. Çok büyük bir buhranda falan olabilir yani dedim. Çok bu derinleşen noktada. Ya da çok bir derin buhran, bir resesyon. Çok resesyon acayip derecede dedim ve uzun süreli bir resesyonla karşı karşıya kalırsak böyle bir durum olabilir. Şu anda net alıcı tarafta merkez bankalarını görüyoruz. Yani bizim Merkez Bankası ve Çin Merkez Bankası önderliğinde ciddi bir merkez bankaları tarafında alım var. Bunların da tabii arkasına temel faktörler açısından baktığın zaman burada da özellikle rezerv kompozisyonlarının Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında merkez bankaları tarafında bir değişime gitme ve rezervleri kendi bünyesinde tutma girişimlerinin olduğunu görüyoruz. Evet. Türkiye'de bir İngiltere'den bir kısım evet. bir getirdi. Gerçi sonra tekrar mı gitti, ne oldu? Geldi. O haber akışı. Ama şunu görmek lazım. Bir rezerv biriktirimi tarafında kompozisyonda doların yanı biraz daha altına kaydırma girişimleri genelde de görülen bir durum merkez bankaları cephesinde. Evet. O nedenle merkez bankaları altın tarafında biraz daha alıcı pozisyonda kalıyorlar. Kalıyorlar, kalmaya da devam edecekler. İçeride ciddi bir altın olabilir. Arayışı da devam ediyor bu arada Türkiye'de. Hep böyle bir haberler geliyor. Şu kadarlık altın bulundu, şu kadar miktarlık diye. Genellikle her seçim öncesi de bu gerçekleşiyor. Bu hafta sanayi üretim verileri geldi. O tarafta da baktığımızda taşa toprağa dayalı bölümde altın madencilik falan da o içinde olan safhaya baktığım zaman. Biraz dataları da değerlendir istersen. O datalar tarafında bir zayıflık olduğunu da söyleyebilirim. Onu da unutmamak lazım. Tamam. Peki. Gerçek data orada diyorsun. Gerçek yani. Data bence o tarafta daha net gözüküyor. Çıkartma tarafına mesela şurada madencilik ve taş ocak tarafına bakarsak yıllıkta %18.2'lik daralma olmuş. Aylıkta da %11.2'lik daralma olmuş. Şubat ayı verileri açısından baktığımız zaman. Sanayi tarafında üretiminde de madenciler sıkışmış yani. Sanayi üretim tarafında bir daralma var. Geçtiğimiz ay özellikle de biliyorsun deprem sonrası Şubat ayı verileri olduğu için oranın da net yansımasının olduğunu görüyoruz. Sanayi üretiminde yıllık bazda %8.2 aylık bazda da %6'lık bir daralmayla karşı karşıya kaldık. Mart ayının tabii depremin olduğu bir kazık fren söz konusu. Ama Mart'ta da o durumun etkisiyle gelen bir baz etkisinin de kuvvetlendirdiği bir ISO rakamı geldi gerçi hani. Evet, Mart ayında biraz toparlanma sinyalleri var işin gerçeğine baksana. Ama bir baz etkisi olduğunu da söylüyorlar. Baz etkisinden kaynaklanan bir etki olduğunu da belirtmek lazım. O kayıbın telafisi yönünde bir adım atıldığını da söyleyebiliriz. Oldukça sıkışıyor tabii sanayici içeride biliyoruz. Şartlar nasıl görüyorsun sen? Türkiye'ye gelirsek eğer hem yurt dışından gelecek etkiler hem içeride durum. Biraz borsayı da değerlendirelim istersen seçime tabii. Doğru piyasayı. Neler konuşuluyor? Hep bir beklenti satın alma olur ama bizde o kadar büyük belirsizlikler var ki satın alacak bir beklenti bulabiliyor mu mesela bizde piyasa? Yani sonuçta bir seçim bir belirsizliğin ortadan kalkması demek. En azından bir dönem açılmasıdır normal koşullarda ama şimdi bizde iki turlu bir seçim olma ihtimali gündemde. Tek turda bitmeme ihtimali söz konusu. İşte o öyle bir durum gerçekleşmesi halindeki o iki seçim dönemi arasındaki periyot piyasanın en sevmeyeceği, en tatsız geçecek en periyot. En tatsız zaman. O bölge hakikaten herkesin kafasının karışık olabileceği bir dönem. Tabii ki seçim sonuçlarına çıkacak tablo önemli. Şimdi normalde siz borsaların ya bir yatırım yaparken siz seçim dönemlerini ignore ederseniz, görmezden gelmezsiniz. Çünkü uzun vadeli yatırım yaparsanız bunlar her ülkenin gündeminde olan bir periyotlar içinde gerçekleşme gereken normal düzenlemeler. Bunların aslında sizin yatırım stratejinizin içinde bir yerinin olmaması lazım. Yani ben seçime göre pozisyon alayım. Bu bir yatırım değil, bir oyun stratejisi. Siz bir portföy yönetiyorsunuzdur. Aktif olarak yatırım yapmak başka bir şeydir. Yatırım yapan insan seçim varmış yokmuş ya bakmaz. İnandığı şirkete yatırımına devam eder. Yani çünkü o seçim yapılmasa da yapılsa da o şirket hayatını devam ettirecek ve üretimini yapacak, satışını gerçekleştirecek, hayatını yaşayacak bir karı oluşturacak. Siz buna yatırım yapıyorsunuz. Öteki türlüsü siz eğer bir portföy yöneticisiniz, o dalgalardan kendinizi korumak adına hareketler yaparsınız. Bu bireysel yatırımcı adına değil, yani bu daha ziyade kurumsal veya nasıl diyeyim,
bir portföy yönetimi yapıp, bireysel de portföy yönetimi yapabilirsiniz. Hı hı. Onu hedge etmek amaçlı, korumak amaçlı, o dalgalardan daha fazla, daha zarar edip daha çok para kazanmaya odaklanan bir yatırım stratejisidir. Yoksa ana temada siz eğer uzun vadeli bir yatırımcısınız, borsaya gelen paranın da normal koşullarda uzun vadeli, siz bir ev aldığınız zaman ev ticareti yapmıyorsanız, aldığınız evi uzun süre ya da bir arsa aldığınız sonra 5 sene, 10 sene tutarsınız yani baktığınız zaman. Biz hisse senetlerini bu perspektifte alamıyoruz. Çünkü her an orada fiyatlar oynuyor ya. Tabii. O sizi cezbediyor. Cezbetmesinden de kaynaklı olarak bir şekilde takılıyorsunuz bir şekilde, oraya. Yani bir o oltanın ucundaki yem gibi oynuyor. Siz de böyle acaba ona ağzı açık değil mi? Atlayayım atlamayayım derken bir anda ters köşede kalabiliyorsunuz. O nedenle biraz daha sakin düşünmek lazım. Yani mesela seçime kadar ne düşünsün yatırımcı borsada? Ben bant hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Böyle yeni zirve oluşumu olacağını 30 günlük bir periyot kaldı zaten. Borsa İstanbul için şu anda bandımız, geniş bandımız bizim 4500-5500 geniş bandımız. Dar bandımız da 4900-5350-5400 gibi değerlendirmek lazım. 5350 gibi değerlendirmek lazım. Bu bant içinde aşağı yani yukarı yaklaştığında her yakınlaştığında satış, aşağı yakınlaştığında da alışlar geliyor. Bu bir 5300'ü vurduktan sonra çok almaya doğru değil de hani biraz daha o bölgelerde yine patinaj başlar. Risk iştahının düşmeye başladı bölgede. Evet. 5000 altına 4900'ün altına kaydığı her dönemde de biraz daha alış gelme potansiyelinin daha kuvvetli olduğunu bize gösteriyor. Seçim sonrasına dair böyle gelen enteresan mesajlar var. Daha geleneksel politikaları yeniden dönüş şeklinde özellikle iktidar tarafından gelen. Nasıl okuyorsun oraları? Ben iktidar tarafında böyle radikal bir değişim olacağını ben öngörmüyorum. Yani devam ederse eğer zaten yani seçilirse mevcut politikanın onun iyi anlamına gelecek halk tarafından. Ben öyle değerlendiriyorum. Ama sürdürülebilirlik var ya bir de yani. Bugüne kadar öyle ya da böyle götürdüler evet ama. Şimdi daha önce buna benzer hikayeleri biz yaşadık. Her dönem sonunda bu tür benzer denemelerin sonunda biz yüksek faiz arttırımlarıyla karşı karşıya kaldık. Evet. Son 2,5-3 senelik açıklamalara bakarsanız bu açıklamaların hepsinde biz sonuna kadar gideceğiz. Daha önce biz bunu denedik. Her kalkışmanın sonu faiz arttırımıyla sonuçlandırıldı. Ağır bedeller ödedik deniyor. Biz bir sonuçta 2 yıldır bir deney içinde gidiyoruz. Bunun sonuçlarını katlandık. Şimdi bunun sonuçlarında eğer biz refaha ulaşacağımız noktaya doğru gittiğine inanıyorsa mevcut iktidar ki bence kendi politikalarının kuvvetli olduğunu, kendi öngörülerinin çalıştığını söylediğini, öngörülerinin arkasında duracağını düşünüyorum ben. O nedenle bir değişime gideceğini düşünmem. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi atmış olduğu çünkü tamamen sahiplenmiş vaziyette programı. Evet. O nedenle yani sonuçları ne olursa olsun değil mi FİDE? Evet, sonuçları ne olursa olsun bunu sahiplenmiş vaziyette ve buna bir onay alırsa aynı bildiği yolda ben devam edeceğini düşünürüm. Enteresan. Yani beklenti farklı. Ama ben Mehmet Şimşek ismi falan. Ben pek onun çok şey sadece seni mevcut bir konjonktürde sadece seçim arefesinde geçen bir isim olduğunu. Seçim arefesinde aynen biraz böyle kafalar karıştırmak adına atılmış adım gibi. Peki Cenk Akyoldaş'ın şüpheciliğinin izini takip etmekte fayda var. Ekseriyetle doğru çıkabiliyor. Bakın ne olacak göreceğiz. Cenk çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Buradan kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamların ardından çok tatlı, çok şahane bir birileri olacak burada ya sevgili. Ben çok heyecanlıyım. O yüzden Cenk'e çok konsantre olamadım bugün. Çok özür diliyorum Cenk'ciğim. Sıkıntı yok. Çünkü Cenk bilmiyorum gördün herhalde. Gördüm. Müthiş yani. Şey dedim arkadaşlar hoş geldiniz dedim. Hani içerideki IQ seviyemizi yükselttiniz. Muazzam bir ekip bizlerle birlikte sevgili seyirciler. Ödülleri toplayıp geldiler. Özellikle Amerika'dan işte bu robotik yazılım konularında Sampurşeri Lisesi'nin öğrencileri. Ödülleri topladılar ama daha almak istedikleri çok ödüller var. O yüzden onları bir Amerika'ya uğurlamadan önce bir EkoTürk ekranlarına çağırdık. Çok kıymetli çocuklarımız bizlerle birlikte olacak. Çok da değerli fizikçi hocaları. Türkiye'nin her zaman söylüyoruz işte yani kuramura takılmadan yani katma değerli bir üretimi bir başarsak değil mi? Bilimsel, evet, katma değerli, markalı, bilime dayanan hiçbir şey kalmayacak. Derdimiz, tasamız kan dünyada ne olursa olsun diyeceğiz inşallah. Çünkü inşallah o günleri bakalım, de görürüz. O da olur inşallah. Ama işte onu yaratacak, geleceği yaratacak çocuklar şimdi dışarıdalar, beni bekliyorlar. Çok heyecanlıyım. Sampurşeri Lisesi'nin öğrencileri, mezunlardan oluşan bir takım. Ayakların tozuyla döndüler Amerika'dan, New York'tan. Şimdi de bir şampiyonu için bir robotik bir
yapay zeka şampiyonası için hazırlık içerisindeler. Onları tanıtacağız sizlere.